Şimdi sizi hikaye anlatma alışkanlığının geleceğine götüreceğim. Başarılı hikaye anlatma sanatı konusundaki araştırmalarına Papağa Yeni Gine'de başlayan yazar, oradaki kabilelerin çoğunun yazılı dili olmadığı için hikayelerin yazıya döküldüğünü fark eder. Ama yine de bu hikayelerin bazıları binlerce yıl boyunca canlı kalır. Ayrıca kabile kültürünün devamlılığı bu hikaye ve efsanenin can alıcı ayrıntılarının nesilden nesile aktarılmasına dayanıyordu. Bunu kitap ve ses kayıtları gibi medya organlarının yararlanmadan nasıl başarabiliyorlardı sizce? Yukarı Vagi Vadisi'ndeki Hagen Dağı'nın tepesinde sözlü sazlık yıllık kabile toplantısında işte bu soruların cevabını bulabiliyor yazar. Bir ticaret fuarındaki şirketler gibi yüzlerce kabile en son maske, peruk ve dövmelerini sergileyip şarkı söyleyip dans edip hikayeler anlatmak üzere temsilciliklerini göndermişti. Bir iki nesil önce birbirini boğazlayan bu kabileler şimdi kahramanlık ve güçlerini savaş tatbikatlarına ortaya koyuyorlardı. Bunun sektörün önemli isimlerin bir araya geldiği yıllık medya konferanslarının Papağa Yeni Gine'deki eşdeğeri olduğunu düşünerek bir gülümsüyor yazar. Bütün bu tamtam sesleri ve mızrak yarışları arasında yürürken bir grup çocuğun adamın birini müthiş bir dikkatle dinlemekte olduğunu fark ediyor. Adam çırılçıplak. Sadece cinsel bölgesini örten bir asma yaprağına takılmış ve rehberin bu adamın önemli bir şef olduğunu, yönetici olduğunu söylüyor. Kabilesini bir arada tutan kuralları ve değerleri çocuklara anlatıyor. Keşke dinle anlatsaydım, kaydederdim diyor kendi kendine yazar. Rehber grubun yanında dik duran büyük tahtayı işaret ederek gerek yok, ona bir şey teklif edersen şef sana bu hikaye tahtasını verir diyor. Hikaye tahtası? Hollywood'da hikaye tahtası deyince film çekimlerinden önce sahnelerin kamera açılarını gösterip detaylandıran şematik çalışma anlaşılır. Senaryonun bu grafik haritası hikayenin filme çevrilmesini kolaylaştırır. Hikaye tahtalarının film sektörü tarafından icat edildiğini sanıyoruz. En azından ben öyle sanıyordum diyor yazar. Fakat kabilelerin kuruluş törenlerini temsil eden basit resimlerle üstü bu tahtalarla anlaşılan sinemacılıktan yüzyıllar önce ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Seyrettikçe kabile şefinin ara sıra tahtadaki resimlere bakarak anlattıklarını kontrol ettiğini görüyorum. Sanki bir yönetmen gibi kendi anlattığı versiyonun kabul edilen senaryo ile uyumlu olup olmadığına emin olmak istiyordu. Anlaşılan her iki kültürde de hikaye tahtaları aynı sorunu çözmek için yaratılmıştı. Hikayeler anlatıcıdan anlatıcıya değişiklik gösterir diye devam ediyordu. Patrick Gruber'in Boyner Yayıncılık'tan çıkan ve New York Times'ın bestseller serisinde bir numara olan Hikayen Varsa Kazanırsın. Bu Win adlı kitabı. Kitap aslında çok basit bir şekilde özetlenebiliyor benim için. Bağlantı kurmak için sadece son teknolojiye güvenmeyin. Aynı odada yüz yüze hikaye anlatırken işin gidişatını etkileyecek olan gelişmiş teknolojiler değil, kalpten gelen sesiniz, içten anlatınızdır diyor yazar en nihai özette. Çok yönlü olun, hikaye anlatma sanatını kullanarak hem sanal hem de gerçek dünyada dinleyicilerinize duygusal bazda etkileyin. Hikayen varsa kazanırsın. Bunu belli bir amaca yönelik olarak iyi kullanın. Göreceksiniz, bundan karlı çıkacaksınız. Evet, günümüzün inişli çıkışlı müthiş rekabetçi, düz ve global olmayan dünyasında müşterilerinizi, çalışanlarınızı, iş ortaklarınızı ve paydaşlarınızı ikna etme becerinizi kusursuzlaştırmak ve fark yaratmak istiyor musunuz? İşte size tarif ettiğim bu kitap size göre. Yazar Peter Gruber, Hikayen Varsa Kazanırsın adlı kitapta hedef kitlenizi ikna ederek başarıya ulaşmanızda duygusal ve kişisel bağ kurmanın avantajlarını, amaca yönelik hikayelerin bu konuda sağladığı faydaları ve kendi hikayenizi kurgulamanızın sırlarını pek çok etkileyici örnekle ifade ediyor. Karşınızdakini ikna ederken sadece verileri, rakamları ve tabloları kullanmak yeterli olmayabilir. Bunları doğru şekilde hazırlanan ve kurgulanan hikayelerle desteklemek ve başarıyla aktarmak insan evladının doğası gereği duyguları harekete geçirerek iletişimin daha etkin ve akılda kalıcı olmasını sağlamaktadır. Hikaye başarıya giden yolda önemli bir mihenk taşıdır. Hikayen varsa kazanırsın, özel ve iş hayatında iletişim becerisini üst düzeye çıkarmak ve fark yaratmak isteyenler için müthiş bir kaynak ve rehber kitaptır. Kitabın ulaşılabilir bağlantısını videonun açıklama bölümünde bırakacağım. Hikayen varsa kazanırsın, yolun daha başlangıcı. Hikayenin gizli gücünü kullanarak başkalarıyla bağlantı kurma, onları ikna etme ve bu yolda başarılı olma yolculuğuna devam etmek için lütfen sizler de yine
açıklama bölümüne koyduğum telltowin.com adresini ziyaret edin. Burası yazın. Kendi sitesi burada bu konuda çokça daha detaylı bilgiyi barındırıyor. Aynı zamanda güncelliyor. Bir başka kitap anlatımında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Enerjik kalın.